Boğaz kıyısındaki o enfes Osmanlı saraylarından birine geldim. Çırağan Sarayı'na. Az sonra Ayşe Sipahioğlu ile buluşacağız ve o bize Çırağan Sarayı'nı anlatacak. İstanbul Boğazı'nı süsleyen en güzel saraylardan birinde Çırağan Sarayı'ndayız. Bu muhteşem sarayı bize Çırağan Sarayı'nın kültür ateşesi Ayşe Sipahioğlu anlatacak. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba efendim, siz de hoş geldiniz Ahmet Bey. Vallahi Ayşe Hanım, yani hakikaten muhteşem bir yerdeyiz. Bir masal evreni, bin bir gece masalları okuyor gibi hissediyorum kendimi. Ve insanlar İstanbul'a gelenler görüyorlar buraları yahut filmlerde, belgesellerde görüyorlar ama yakından bilmiyoruz. Gerçekten nedir yani Çırağan Sarayı, buranın tarihi nedir, neler oldu burada? En başından başlayarak, yani örneğin şöyle başlayalım. Çırağan Sarayı yokken ne vardı? Çırağan Sarayı yokken burası 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri diye Beşiktaş'tan Ortaköy'e uzanan bir alandı. Evet. Ve o zamanlar burada sadece bahçeler bulunmaktaydı. 17. yüzyıla kadar tarihi uzanıyor. 18. yüzyıla geldiğimizde burada çok önemli bir lale devri yaşanıyor, evet, biliyorsunuz. Ve o zamanın sultanı da Sultan 3. Ahmet. Sultan 3. Ahmet kendi mülkünü Gözde Veziri Azam'ı, daha sonra da damadı olacak İbrahim Paşa'ya, evet, hediye ediyor. Ve İbrahim Paşa da burada ilk yalı yaptırarak eşi Fatma Sultan'a hediye ediyor. Ve Çırağan Sarayı'nın ta eskiye dayalı hikayesi bu şekilde başlıyor. İsim de oradan mı geliyor? İsim de oradan geliyor. Evet. Çırağan aslında Farsça'da ışık anlamına, tabii, gelen çerağan kelimesinden geliyor. Ve burada meşale şenlikleri yapılıyor. Bu kaplumbağaların üzerine mum konması falan burada mı? Başka burada mi? Değil. Burada değil. Herkes 3. Ahmet'in Lale Devri'nin yaşandığı yer olarak anlatırken meşale şenliklerini Çırağan diye burada sanki olmuş gibi anlatıyor ama onlar Sadabat'ta yaşanmış olan şenlikler. Yani kaplumbağaların, zavallı hayvancıkların üstüne onların konduğu. Şöyle bir şey duymuştum. Böyle küçük kayık gibi şeylerin üzerlerine mumlar konup boğaza bırakıldığına dair buradaki şenlikler sırasında. Onlar hep Sadabat'ta. Sadabat'ta. Burada onlar, hayır, onlar, hayır değil. Evet. Burada meşale şenlikleri, evet, yapılıyor. Hatta karşı kıyıdan da bunlar görülüyor. İkinci Mahmud'u tarih sahnesinde görebiliriz. İkinci Mahmud ilk sarayı yaptıran padişah. Ve ahşap gibi gözükmesine rağmen Çırağan Sarayı'nın ilk o zamanki mekanı aslında 40 tane kolon sütun üzerine, mermer kolon sütun üzerine oturtulmuş. Bir kısmı ahşap, evet, bir kısmı da zemin, mermer saray. Mermer. Evet, evet. İkinci Mahmud burada bulunan bir okulu yıktırmış ve Mevlevihane'yi de başka bir yere naklettirmiş. Evet. Ama bazı mezarlar burada kalmışlar. Daha sonradan onlardan da bahsedeceğim. Demek size. Demek ki burada bir Mevlevihane var. Değil mi? Evet. Beşiktaş, evet, Mevlevihanesi. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ve bunları başka bir yere naklederek ki önce Maçka Mevlevihanesi olduğunu biliyoruz. Burada ilk sarayı yaptırıyor. Evet. Saray anlamında. Hı-hı. Daha sonra tarih sahnesinde Çırağan'ın Sultan Abdülmecid'i görüyoruz. Abdülmecid ikinci Mahmud'un sarayını yıktırıyor ve yeni bir saray düşünüyor. Yeni bir saray yaptırmak, hı-hı, istiyor. Fakat buna ne ömrü vefa ediyor, ne de parası, evet, yeterli oluyor. Ve daha sonra Sultan Abdülaziz'i görüyoruz. Sultan Abdülaziz doğulu bir tarzda saray yaptırmak istiyor. Niçin bunu istiyor? Yani onu etkileyen şey nedir? Yani neden doğulu bir saray? Valla özellikle Afrika mimarisinden çok fazla etkileniyor. Oraya seyahatler tabii. Mısır'a seyahatleri var Sultan Abdülaziz'in. Ve buraya gittiği zaman, hatta bizim şu anda dış mekanlarda da göreceğiniz, hı hı, üzere kolonlarımızın üstünde bulunan bir zambak
zambak çiçeği Hı-hı. motifi vardır. Evet. Onu bile o zamanki seyahatlerinde seçmiş. Çünkü Hı-hı. zambak çiçeğinin önemli bir anlamı var. Evet. Saltanat, güç, bütün bunlar onun için anlamlı ve sarayını da kolonlarını o şekilde süslemek istemiş. Biz 90 senesinde otel açıldığından beri Hı-hı. Çırağan Sarayı'nın logosu olarak da Hı-hı. bu zambak çiçeğini kullanıyoruz. Bu da enteresan bir evet. detay bizim için. Yani Abdülaziz'in yoğun etkilenmesi ve bu stili yani mimaride sarayın mimarisinde bu stili seçmesinin nedeni Kuzey Afrika'ya yaptığı seyahatlerden çok etkilenmesi. Belki o Endülüs uygarlığının kesinlikle, etkileri olabilir kesinlikle. Değil mi? Mesela tarihte şu da yazılmakta ve söylenmekte. Bu sarayın mimari açıdan İspanya'da bulunan Elhamra Sarayı'nın da çok benzeri olduğu söyleniyor. O zaman bu şu anki bizim saray aslında Abdülaziz döneminde yapılan dış görünüşü olarak birebir. Yani evet. hatta derler ki Abdülaziz'in Taş Sarayı'nın 1871'de bitirdiği Taş Sarayı'nın birebir dıştan görünüşü aynısıdır derler. Tabii ki içerisinde zamanla bir takım değişiklikler, yangından sonra yapılan çalışmalar, renovasyonlar, restorasyonlar bütün bunlar tabii içini oldukça değiştirmiştir. Evet. Abdülaziz'in ölümünden sonra bir Arap padişah geliyor. Evet. Bu Abdülaziz'in ölümünden sonra 5. Murat tahta geçiyor. Fakat 5. Murat gerçekten talihsiz bir padişah. Çünkü sadece 90 gün tahtta kalabiliyor. Kendisinin geçirmiş olduğu bir sinir buhranı nedeniyle tahttan indiriliyor. Evet. Ve 28 yıl sürecek bir hapis hayatını sarayın hareminde geçiriyor. Geç, bu sarayın haremi, orası neresi oluyor şimdi? Bu sarayın haremi şu anda Beşiktaş Lisesi'ni bilirsiniz. Beşiktaş Lisesi sarayın haremidir. Bu arada size şunu da hatırlatmak isterim. Çırağan Sarayı dediğimiz zaman aslında Çırağan Sarayları denilen büyük bir kompleksin bir bölümü Çırağan Sarayı. Şu anda otel olarak hizmet vermekte olan bir işletme var. Orası Ağlar Dairesi. Mahkemeden bu tarafa Devlet doğru. Güvenlik Mahkemesi'nden Ortaköy'e doğru evet. düşünürsek Four Seasons Oteli'dir. Hı-hı. Orası sarayın Ağlar Dairesi'dir. Hı-hı. Daha sonra Beşiktaş Lisesi gelir. Evet. Beşiktaş Lisesi'ne harem dairesi olarak yapılmış. Esas saray Çırağan Sarayı şu anda içinde bulunduğumuz. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi'ni görüyoruz. Bunlar Feriye Sarayları diye adlandırılan ikincil derecede yani Feriye Arapça'da ikinci tabii, anlamına tabii. geliyor biliyorsunuz. İkincil derecede önem taşıyan sarayın daireleri. O zaman büyükçe bir aynen alan. Aynen öyle. Büyükçe bir alan. Kapısı. Ve en sonunda şu anda Feriye Lokantası olarak hizmet veren lokantanın da sarayın karakolu olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyordum. Oldukça enteresan. Evet. Sarayın sarayı koruyan karakol evet. orası da. Evet. Peki Abdülaziz'e dönüyoruz. Evet. Saray yapıldı. Burada yaşadı mı Abdülaziz? Abdülaziz burada yaşamadı. Daha çok Dolmabahçe Sarayı'nda yaşadı ve Beylerbeyi Sarayı'nda yaşadı. Burada çok fazla kalmadı. Çünkü halk arasında Mevlevihane'nin yıktırılarak başka yere nakledilmesi bir parça uğursuzluk olarak nitelendirildiği için Abdülaziz de burada çok fazla yaşamak istememiş açıkçası. Evet.